Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Siz bu videoda soru çözüm bekliyordunuz ama maalesef öyle bir şey olmadı. Neden? Çünkü ben bakterilerle ilgili yeterince soru bulamadım. Baktığım kitaplarda sadece birkaç tane soru var. Ben dedim hani birkaç tane soru için ayrı bir video çekip vaktinizi almayalım. En iyisi şöyle yapalım. Canlılar alemi ile ilgili bütün konuyu bitirelim. Daha sonra konuyla ilgili hem çıkmış soruları hem de normal arkadaşlar soru çözümünü yapalım. O şekilde böyle pekiştirmiş oluruz. O zaman şimdi isterseniz başlayalım. Canlılar aleminde bakterilerden bahsetmiştik. Önceki videolarda 3 videoydu sanırım. Arkadaşlar şimdi geliyoruz canlılar alemiyle ilgili 4. videomuza. 4. videomuzda ise ikinci domain olan Arkea alemini anlatacağım size. Arkelerden bahsedeceğim. Daha önce de söylediğim gibi arkeler normalde bakterilerin altına alınmış. Yani bakterilerin bir çeşidi olarak görülmüş. Ama arkelerin bazı hücresel özelliklerinin bakterilerden çok çok farklı olduğu fark edilmiş arkadaşlar. Ve böylece artık Arkea diye farklı bir domain ortaya çıkmıştır. O zaman isterseniz hemen başlayalım. Hemen şöyle ikinci domain diyeceğim. Şöyle kalemlerimizi hazır edelim. Evet. İkinci domain. Ne dedik? Arkea. Arkadaşlar, arkeler alemine baktığımız zaman bunlarla ilgili ilk önce genel özelliklere bakalım. Daha sonra çeşitlerini işleriz. Zaten çeşitleri hani çok fazla yok ve arkelerle ilgili böyle çok detaylı bir soru geleceğini de düşünmüyorum. En fazla karşılaştırma olarak gelir ki zaten çıkmış sorularda var. İşte prokaryotları, arkeleri yani prokaryot dediğimiz bakterileri, arkeleri ve ökaryotik canlıları karşılaştırmış arkadaşlar. Böyle bir sorumuz var. Ama arkelerin genel özelliklerine baktığımız zaman bunlar da yine prokaryot hücre olarak isimlendirilir. Prokaryot hücrelerdir yani. Prokaryot hücredir. Prokaryot hücrelerde çekirdek var mıydı? Yoktu değil mi? Çekirdek yoktur. Organel olarak sadece ne vardı? Sadece ribozom vardır. Ribozom vardır arkadaşlar. Diğer özelliğine baktığımız zaman arkelerin arkadaşlar arkelerde DNA'nın etrafında histon proteinleri bulunur. Bakın bakterilerde histon proteini yoktu. DNA çıplaktı. Ama bak arkelerde bakterilerden farklı olarak DNA'larında histon proteinleri vardır. O yüzden zaten arkeler bakterilerden ayrılmıştır. Özellikle sebeplerinden bir tanesi bu. O zaman yazalım. DNA'ların etrafında DNA'nın etrafında histon proteinleri bulunur. Histon proteinleri bulunur. Gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar, bir diğer özelliğine baktığımız zaman arkelerin bazılarında hücre duvarı bulunmuyor. Şimdi normalde biz bakteriler ve arkeleri hücre duvarı vardır diye aldık. Ama arkelerin bazılarında hücre duvarı yoktur. O zaman yazalım. Bazılarında hücre duvarı bulunmaz. Hücre duvarı bulunmaz. Yapı olarak çok önemli değil. Arkelerin hücre duvarlarının yapısı bakterilerden farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla hani yapısıyla ilgili zaten bize çok büyük bir bilgi vermemize de gerek yok. Biz sadece arkelerle ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Arkeler çok ekstrem koşullarda yaşarlar arkadaşlar. Arkelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Ekstrem koşullarda yaşarlar. Mesela nedir bu ekstrem koşullar? Aşırı sıcak yerlerde, aşırı soğuk yerlerde, aşırı tuzlu yerlerde arkadaşlar ve metajenik arkeler diyeceğiz. Metan üreten arkeler vardır. Yani biz aslında arkeleri 4 gruba ayıracağız. Nedir bunlar? Metanojenler, halofiller, termofiller ve psikrofiller. Bunlar arkadaşlar bizim arkelerimizin çeşitleridir. O zaman isterseniz çeşitlerine de bakalım. Yazalım şöyle. Çeşitlerinden şu A diyelim. Metajenik arkeler.
Arkadaşlar, metajenik arte dediğim arte demişim. Arke dediklerimiz bunlar ne yapıyorlar? Otçulların bağırsaklarında yaşıyorlar özellikle. Metan gazını üretiyorlar arkadaşlar. Otçulların bağırsaklarında yaşar, metan gazı üretirler. Peki otçulların bağırsaklarında ne işe yarıyorlar? Arkadaşlar, hayvanlarda selülozu sindiren enzim bulunmaz. Şimdi biz hem etle hem de otla beslendiğimiz için bizim için bir sıkıntı olmaz. Çünkü selülozu sindirmesek de olur. Yani dışık olarak dışarıya atarız. Ama sadece otla beslenen hayvanları düşünün. Özellikle otçullar. Bunlar ne yapıyorlar? Sadece bakın otla beslendikleri için bütün besin ihtiyaçlarını otlardan karşılıyorlar. Bunlar otlardaki nişastayı sindiriyorlar. Sıkıntı yok. Ama arkadaşlar otlarda bulunan selülozu da mecburen sindirmek zorundalar. Çünkü başka besin alacağı yer yok. O yüzden bunların vücutlarında, bağırsaklarında bulunan metajenik arkeler bu sindirimi, selüloz sindirimini yapıyorlar ve bunların selülozdan faydalanmasını sağlıyorlar. Metajenik arkeler bu yüzden bizim için önemlidir. Metajenik arkeler bir de biyogaz üretiminde kullanılır arkadaşlar. Nedir biyogaz? Şudur. Biyolojik atıklar, mesela işte hayvan atıkları, daha sonra bitki atıkları, mesela bu fındıktır, işte çay falan toplandığı zaman geriye kalan atıklar oluyor. Özellikle fındık toplandığı zaman arkadaşlar, bunları böyle büyük bir kazana dolduruyorlar. Daha sonra onun içerisinde zaten hayvan atıklarını da koydukları için metajenik arkeler bulunuyor. Bu arkeler burada metan gazı üretiyorlar ve bu metan gazı İşte ev ısıtmasında, su ısıtmasında arkadaşlar bu gibi yerlerde kullanılıyor. Bir nevi aslında nedir? Biyogazdır. Yani canlılardan elde edilen gazdır ve oldukça da önemlidir. Bence bu tür yerlerde kesinlikle kullanılması, kurulması gerekiyor. O zaman şöyle yazalım hemen nasıl neler yaptıklarına. Arkadaşlar ne dedik? Otçulların bağırsaklarında yaşar. Selülozu sindirerek canlıya yardımcı olur. Bir mutualist ilişki var mı burada? Var değil mi? Nasıl bir mutualist ilişki? İkisi de fayda görüyor. Nasıl görüyor? Otçul canlı selülozu sindirdiği için arkadaşlar arkeye yer temin ediyor. Aslında bağırsak arkenin yaşam ortamı oluyor. Yer temin ediyor. Hem de oradan besleniyor. Arke buna ne yapıyor? Selülozu sindirerek besini kullanmasını sağlıyor. İşte karşılıklı bir ne var? Yarar ilişkisi, yani mutualizm vardır. Selüloz sindirimini sağlıyor dedik. Arkadaşlar ayrıca nerede yaşıyorlar biliyor musunuz? Bataklıklarda, kirli sularda ve gübrelerde yaşıyorlar arkadaşlar. Gübrede yaşar. Gübre dediğimiz de nedir? Hayvanların dışkılarıdır aslında. Tezek dediğimiz şey var ya, budur. Onlar doğal gübredir. Hazır olarak alınan gübreler farklı. Onlar da bulunmuyor arkadaşlar. Burada yazdığım gübre çiftlik gübresi. Yani bizim böyle hayvan atıklarını kullandığımız gübredir. Evet. Peki nasıl metan gazını üretiyorlar? Arkadaşlar metan gazını şöyle üretiyorlar. Bakın. Karbondioksiti amonyakla 4 tane hidrojenle birleştiriyorlar. Daha sonra arkadaşlar CH4 artı 2 tane su artı bir de enerji üretiyorlar. Bakın buradaki CH4 nedir? Metandır. İşte bu metan gazı da yine biyogaz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca bunlar arkadaşlar bazı türleri volkanik yerlerde yaşıyor. Volkanik yerler derken mesela 110 derecede yaşadıkları görülmüştür arkadaşlar. 84 derecenin altında da yaşayamadıkları görülmüştür. Yani bazı türleri, tabi hepsi için demiyorum. Mesela otçulların bağırsaklarında yaşayanlar kaç derecede yaşıyor? 36-37 derecede yaşıyor değil mi? Hani onlarken insan gibi düşünürsek eğer. Ama benim bu 110 derece diye bahsettiğim yerler, bahsettiğim canlılar, arkeler, bunlar işte volkanik yerlerde yaşayan canlılardır arkadaşlar. O zaman yazalım. Bazı türleri volkanik arazilerde derken aktif volkanlarda yani yaşarlar. Parantez içerisinde 110 derece diyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim
Metajenik erkelerimiz. Şimdi gelelim halofilik erkelere. Şöyle B diyorum. Şuraya geçelim. B. Halofilik erkeler. Ne yapar halofilik erkeler? Arkadaşlar bunlar da aşırı tuzlu ortamda yaşıyorlar. Bakın çok tuzlu ortamda. Tuz gölünde, deniz diplerinde böyle tuzun bol olduğu yerlerde yaşarlar. O zaman yazalım. Tuzun bol olduğu yerlerde yaşarlar. Yerlerde yaşarlar. Mesela neresi burası? Tuz gölü. Tuz gölü, denizler. Yani tuzlu olan neresi varsa arkadaşlar oralarda yaşayabilirler. Bunlar da fotosentez yapabilenleri vardır arkadaşlar. Halofilik erkelerin fotosentez yapanları vardır. O yüzden bu da oldukça önemlidir. O zaman yazalım. Fotosentez yapan türleri vardır. Yapan türleri vardır. Evet, bu şekilde halofilik erkelerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim bir diğerine, termofilik erkeler. C. Termofilik erkeler. Arkadaşlar termofilik erkeler de yine sıcak ortamlarda yaşıyorlar. Nedir bu sıcak ortam dediğimiz? Mesela bunlar için en uygun olan sıcaklık 65 derece ile 85 derece arası. Ama bazı türleri var. Az önce mesela bahsettiğim 110 derecede yaşayanları da vardır. 105 derecede yaşayanları da vardır arkadaşlar. Veya daha yüksek sıcaklıkta yaşayanları da vardır. Bunlar genellikle işte süt endüstrisinde kullanılıyor arkadaşlar. Tekstilde kullanılıyor. DNA dizi analizinde kullanılıyor. Yani yüksek sıcaklığa dayandıkları için hani bunlar kolaylıkla DNA'ları parçalanabiliyor. Hani zarar görmeden. Bu yüzden de böyle yüksek sıcaklık gerektiren yerlerde kullanılabiliyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Ortalama olarak 65-85 derece arasında yaşarlar. Dediğim gibi ya daha yüksek sıcaklıklarda yaşayanları da vardır. Nerede kullanılıyorlar peki arkadaşlar? Ha, nerede yaşadıklarını da söyleyeyim. Mesela yanardağ bacalarında veya termik santrallerde. Termik santral dediğimiz bu yer altından sıcak su çıkan yerler var ya. Buralarda yaşıyorlar arkadaşlar. O zaman yazalım. Yanardağ bacaları. Tabii ki yanardağ bacalarında daha yüksektir değil mi sıcaklık? Hani ben burada 65-85 dedim ama orada daha yüksektir sıcaklıklar. Daha sonra termal çukurlar diyelim arkadaşlar. Termal çukurlarda yaşarlar. Nerelerde kullanıldıklarını da söyleyelim. DNA dizi analizinde ne dedik? Tekstilde süt endüstrisinde kullanılır. Evet, termofilik erkelerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi gelelim D diyelim, psikrofil erkeler arkadaşlar. Psikrofilik erkeler. Peki bunlar nedir? Psikrofil ne demek? Arkadaşlar psikrofil soğuk demektir aslında. Bunlar çok soğuk yerlerde yaşayanlardır. Mesela 5 derecenin altındaki sularda kolaylıkla yaşayabilirler arkadaşlar. Hatta daha da böyle soğuk yerlerde yaşayan türleri de vardır. Mesela buzullarda falan yaşayan türleri de var. Bunlar soğuk sevenlerdir arkadaşlar. Donma noktasında yaşayabiliyorlar. Bu şartlarda bakın enzimleri çalışabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla psikrofilik erkelerde soğuk ortamda yaşayan erkelerdir. Bunu bilmeniz yeterlidir. O zaman yazalım. 5 derecenin altında yaşayabilirler. Buzullarda da diyelim arkadaşlar. Buzullarda yaşayan türleri vardır. Evet, bu şekilde psikrofilik erkelerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Böylece erkeler domainini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Artık nereye geçiyoruz? Artık 3. domainimiz olan ökarya'ya geçiyoruz.
Ökarya'da biraz daha uzun sürecek. Ökarya'da ne anlatacağız? İlk önce protista aleminden bahsedeceğiz. Daha sonra bitkilerden, mantarlardan ve hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Tabii ki bunları ben böyle hani başlıkları kısaymış gibi olabilir ama mesela protistaya başladığımız zaman alt şubelerine gireceğiz arkadaşlar. Kök ayaklılar diyeceğiz, kamçılılar diyeceğiz, işte sporlular diyeceğiz. Bir sürü anlatacağız. Peki ben bunu, bu konuyu nereden anlatıyorum? Bu konuyu arkadaşlar Pegem'den ve ihtiyaçtan anlatıyorum. Çünkü Campbell'da çok aşırı fazla tür vermiş bize. Siz o türlere yine bir bakarsınız ama ben o tür isimlerinin sorulacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü ben çıkmış sorulara baktım. Şöyle mesela sınıflandırmayla ilgili olan çıkmış sorulara baktım. O kadar detaylı bir soru sorulmamış. Hani şu tür hangi aleme dahildir gibisinden bir soru yok. 2018'de sanırım bir soru vardı. Şöyle bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi tohumsuz canlıdır ya da değildir? Hani böyle bir tohumsuz bitkidir ya da değildir. Onun gibi bir eşleştirme sorusu vardı. Onun haricinde böyle çok bizi zorlayıcı bir soru yok. O yüzden de ben dedim ki hani bunu Pegem'den anlatayım daha iyi olur. Hem biraz daha açıklayıcı hem böyle çok fazla detaya dalmadan biraz daha kendimizi yormadan ilerleyeceğimiz bir konu olur diye düşünüyorum. Eğer sizin içiniz rahat etmiyorsa Campbell'dan şöyle bir göz gezdirirsiniz ama göreceksiniz çok aşırı detay var arkadaşlar. O yüzden benim anlattığım yeterli gibime geliyor. Yine de siz bilirsiniz. Evet, sonraki videoda görüşürüz. Protist alemine geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.